Cumhuriyet gazetesi Çınarımıza veda. Laik Cumhuriyet'in inanıl, e, yılmaz savunucusuydu Ali Sirmen. Allah rahmet eylesin. E, manşet büyük kopuş. YKS başvurusu azaldı. 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı. Sizce neden gençler bu ülkenin gençleri üniversiteleri bırakmak zorunda kalıyor. Sebebi pahalılık olabilir mi? Sebebi ekonomik kriz olabilir mi? Sebebi bu kiraların çok yüksek olması acaba olabilir mi? Büyük Kopuş Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Fenerbahçe'nin bir resti var. Çekiliriz resti. Birazdan duyacaksınız. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç nasıl bir rest çekti? 2 Nisan tarihinde Fenerbahçe nasıl bir karar alacak? Bizim olanı geri alacağız. Bıçak kemiğe dayandığı emekçiler ayakta. Sonra Hürriyet Gazetesi bir gün gazetesinin ardından ya birisi ölseydi büyütelim mi bu haberi bir bakalım hep birlikte. Hatta haberimiz de hazır. Onu da paylaşalım sizlerle. Hürriyet 28 Şubat günü herkes aklını başına alsın manşetiyle futboldaki büyük gerilime dikkat çekmişti. 3 hafta sonra Trabzon'da yaşananları dehşet içinde izledik ve şimdi şu soruları soruyoruz. Ya birisi ölseydi sahada bu kişilerin ne işi var? Şu anda görüyorsunuz ekranınıza da yansıyor. Elinde korner direği olan kişinin PASO Ligi bile yok. Nasıl girdi sahaya? Yüzünde maskeyle sahaya atlayan kişi. Amacı neydi? O maskeyle gelişinden acaba belli miydi amacı? Pek çok konu işte artık Türkiye'de konuşuluyor. Biz bunu burada yaşadık. Dünyaya da ayrıca bir rezil olduk. Bütün gazetelerde, dünyanın spor gazetelerinde ya da işte medyasında Türkiye, Türkiye'de Trabzon'da yaşananlar var. O kadar yabancı madde, bıçak, işte ne bileyim su şişeleri stadyuma nasıl girdi? Kimse görmedi mi? Trabzon ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim. Yani biz bugünü konuşuyoruz. Geçmişte Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse ateş edildi mi edilmedi mi? Ateşin edildiği yer neresiydi? O gün Fenerbahçe'nin otobüsüne ateş eden kişi ya da kişiler bulundu mu ki biz bugün hani şimdi yeni sorular soruyoruz. O gün daha önlem alınması gerekiyordu. Şimdi bir sonucu yaşıyoruz. Hakeme saldırılar sahanın ortasında. Yaşanan tartışmalar işte bir başkanın kulübü futbol sahasından çekmesi. İşte yine karşımızda Trabzon'da olanlar. Ya birisi ölseydi? Bir soru etkili, çarpıcı bir soru. Peki gelelim Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Ali Koç ne diyor? 2 Nisan tarihinde ne olacak? Ligden çekilmeyle ilgili bir resti ortaya koyuyor Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı. Türkiye için, Türk sporu için, Türk futbolu için utanç vesilesidir. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi. Tekmeli yumruklu kavga çıktı. Spora yine gölge düştü. Kaçmayın lan! Kaçmayın! Trabzonspor Fenerbahçe maçında tansiyon hep yüksekti. Sahaya yabancı maddeler atıldı. Trabzonspor konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maç başladı. Aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama olaylar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hakemin maç sırasında hiçbir yaptırımı uygulamaması, uyguladıklarında son derece geç kalması ne yaptı? Tribünleri cesaretlendirdi. Bu maçın devam ettirmesi olacak iş değil. Maçın sonunda karşılaşma boyunca elindeki kesici aletle tribünde kameralara yakalanan maskeli H.C. Sarı lacivertli futbolcuların yanına koştu. Fenerbahçeli Osayi Samuel saldırgan taraftara yumruklarla karşılık verdi. O sırada maskeli taraftarın elindeki bıçak yere düştü. Onlarca taraftar güvenlik güçlerini kolayca aşarak sahaya girdi. Bir kişi söktüğü korner direğiyle saldırdı futbolculara. Bir başka taraftar da Fenerbahçe kalecisi Liva Kovic'e yumruk attı. Bu iki kulübü birbirine vurdurtmaya, kafa kafa getirmeye, iki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeye son 13-14 yıldır çok emek verenler var. Yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kamera kayıtlarından kimlik tespiti yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Birçok insan ciddi şekilde aranmadı. Sahaya atılan yabancı maddelerin, olayların, fitilini ateşleyen saldırganın o bıçağı nasıl bu kadar kolayca stada soktuğu sorusu şimdilik yanıtsız. Soruşturma devam ediyor.